Romatizma diyelim. Evet, Romatizmanın aslında çok çeşitleri var ama ben size yumuşak doku romatizması ile ilgili evet. biraz soru sormak istiyorum. Onu öğrenmiştik, neydi? Bu akgünlük. Ha, günlük. Bosvelia. Bosvelia veya akgünlük Türkiye'nin sadece Muğla yöresinde bir ağaç yetişir. Sığla ağacı. Köyceğiz, Dalaman, Bodrum bu arada yetişir. Başka yerde yetişmez. Dünyada sadece burada yetişir. Ne güzel. Sığla ağacı, evet. Eskiden binlerce ton Avrupa'ya oraya buraya satıyorduk. İhracatı yapılıyordu. Şimdi unutuldu. Bunun gövdesinin dalını 30 metre yüksekliğinde bir ağaç. Böyle gövdesi kabuğu kesilir. Oradan reçine sakız gibi akar. Toplanır. Böyle akgünlük oluşur. Fakat bu bizdeki bu elimizdeki Türkiye'de üretilen değil. Hindistan ve Afrika ve Suudi Arabistan. Yani Yemen, Umman, efendim Somali gibi ülkelerde çok daha sıcak oralar. Burada yetişen bir sığla ağacının bir türü daha var. Buna Boswellia denir. Boswellia zerreta. Yani bu 2-3 metre boyunda bir küçük bir çalı gibi bir ağaç. Bunun gövdesini yine kabuğunu keserler. Oradan böyle reçine, sakız gibi akar. Onu toplarlar işte böyle Ramazan olduğu için gösteremiyorum, çiğnemesin. Evet. Vücudu yani sürekli üşüyen, Bu ateş de yani biz vücudu hatırlıyorsanız size bir evet. daha önceki yayında ben de Deneme yaptık yani. denedik. Çiğnedik evet birden bir sıcaklık basıyor. 10 dakika sonra vücudun ısısını artırıyor. Mesela romatizma hastaları sürekli ağrır dizleri, sızıdan, ağrıdan. Evet. Ağustos'ta bile sızıdan, ağrıdan yatamazlar, uyuyamazlar. Mesela Damla Hanım ofiste çalışıyor. 35 yaşında bir bayan. Muhasebe. Sürekli klima, klima, klima. Kadıncağızın bütün organlarına, dokularına romatizma ağrısızı yerleşmiş. Doktor, 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 doktor. Teşhis bile koyamıyor. Ha, şu yumuşak doku romatizmasının bazen 10 yıl, 15, 20 yıl teşhis koyamayabilirler. Neden? Kan tahlilinde, idrar tahlilinde çıkmıyor. Dokuda olduğu için, yumuşak dokuda. Ne oluyor? Ağrıdan, sızıdan duramıyor. Kadıncağız artık eklemleri de kireçlenmiş. Bir gün mevlid için camiye gitmiş. Bana bir sandalye getirin demiş. Bayanlar demiş ki, ya utanmıyor musun? Otursana. Nasıl oturuyor? Robot gibi kadın. Eğilemiyor, kalkamıyor. Otobüsü bile zor binip kalkıyor. Yani hareketleri sınırlanmış. Eklemleri kireçlendiği için oturamıyor yere. Sandalyeye oturunca bazıları hasta olduğunu anlamamış demiştir ki, kibirinden oturmuyor. Şuna bak Yaşı da genç, demişler. hani belki Evet. daha yaşlılar varsa Genç bir o kadın kadar yaşlılığın içinde oturmuyor. sen Kibirli yoksun. zannetmişler. Kadıncağız oturamıyor, hasta. Rüzgar esse rüzgardan her tarafı sızlıyor. Böyle çenesi bile dahi buralar taplanmış. Ağzını böyle açamıyor. Çorba içiyor, sıvı şey, katı bir şey yemiyor. Çiğneyemiyor. Ta kemiklerine kadar, işte çenesine kadar işlemiş. En sonunda bir doktor teşhis koymuş. Fibromiyalji seninle hastalığın demiş. E çaresi kimyasal kullan kullan bu sefer başlamış mide bağırsak rahatsızları karaciğer yağlanması. Bakmış sonu yok. Bir an önce öbür tarafa gidecek. Adet anormalliğe başlamış, adet kesilmiş kimyasallardan. Dedi ki beni aradı, dedi ki ya benim durumu çok kötü. İlaçlardan erken menopoz girmiş. Karaciğerine zarar vermiş. Bir sürü hastalık ortaya çıkmış. Ne olacak bu durum? Hallederiz. Nasıl hallederiz diyorsun? Bunun tedavisi mümkün değil diyorlar. Sen hallederiz diyorsun. Ediyorum çünkü elimde bilgi var, belge var. Klinik araştırması var. Zaten bunu insanlar denemiş. Mesela Boswellia klinik araştırması yapılmış. 175 bir klinik araştırmasında romatizma hastası tedavi edilmiş. Tübingen Üniversitesi tarafından Almanya'da 260 romatoid artrit, iltihaplı romatizma hastası ve fibromiyaljı tedavi edilmiş. Yani bana ait bir buluş değil bu. Ben yapmadım o klinik araştırmasını. Böyle bir klinik araştırmasını zaten benim yapmam mümkün değil çünkü. Zaten klinik araştırma da hani çok kolay Milyon bir dolar. şey değil. Evet, Ya kaç ve milyon dolar? bayağı bir uzun süren bir Evet. şey. Birkaç ay, bazen birkaç yıl o hastanın takibi söz konusu oluyor hastanede ya da tedavi edildiği yerde. Bir hastanın bir günlük sigortaya masrafı 1.000 euro orada yatak bir günlük masrafı. 260 çarpın
yani 4 ay 5 ay kaldığını milyon dolarla tutuyor. Bunu devlet finanse ediyor. Sponsorluğunu yapıyor devlet. Acaba ne olacak? Olursa vatandaş kimyasal kullanmasın, sağlığının sıkıntına kavuşsun diye devlet desteği var. Avrupa'da, Amerika'da, bir Asya'da. Türkiye'de de olur inşallah, da biz de yaparız. Yani sponsor, sponsor sayesinde yapıyorlar. Evet. Bununla ilgili bu bayan Ağustos'ta bile üşür, yatağa girse böyle titriyor. Ağzı böyle, çenesi dahi iltihaplanmış. Hep hani derler ki işte bacağım ağrıyor da kolum ağrıyor, yağmur mu yağacak? Evet, böyle diye dizlerine vuruyor, mosmor oluyor her tarafı. Şimdi iş yerinde artık klimayı açamıyorlar onun yüzünden. Ona ekstra bölme yapmışlar, büroyu bölmüşler. Orada tek başına çalışıyor, guguk gibi. Kimsenin yanına karışamıyor. Yani başkalarının yanında oturamıyor. Klimanın çalıştığı yerde, hava ceren olan yerde kapı pencere açılsa hasta oluyor. Kapı pencere açılsa, biraz ceren olsa hasta oluyor kadın. Hemen kötü oluyor. Evet. Ben dedim problem değil, hallederiz. Şimdi biz ona özel bir formül geliştirdik. Şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi. İsmi de ne bu, kötüymüş. Bu harpago. Bunun patates gibi kökleri var yerde. 2 metre derinliğinde yumrular, bu yumruların birleşiminde karpagozit denen etken bir madde var. Bu romatizmaya karşı dünyada en etkili bitkilerden biri. Harpago. Söğüt. Bu da kemiklerdeki kalsiyum eksikliğine, kemik erimesine karşı etkili. Çok özel formül geliştirdik. Birleşimde şeytan pençesi, kökünün ekstraktı, söğüt kabuğu ekstraktı, boswellia ekstraktı, ısırgan ekstraktı gibi. Tabii ki bağırsaklar için, mide için ayrı. Hanımefendi kullandı. 2-3 ay sonra aradı beni, dedi ki ya ben tekrar adet görmeye başladım. İyi mi kötü mü? Niye kötü olsun dedim. Erken menopoza, 50 yaşında değilsin, 35 yaşındasın. Erken menopoza girmiştin, kimyasal kullanmakta. Şimdi tekrar adet görmeye başlamışsın, sevinmen lazım. Ha öyle sevineyim mi diyor. Yani sevineceğin... Satmış biraz galiba. Tabii sevineceksin dedim yani. Normale dönüyor hayat. Evet. Normale dönüyor. Anormallikle ortadan kalkıyor. Ondan sonra ben aradı, dedi ki artık geziyorum, tozuyorum, yürüyorum, koşuyorum. 6 ay sonra artık denize bile gidebildi. Yani yüzmeye gitti. Deniz kenarına bile gidemeyen kadın yüzmeye başladı. Denize gitmeye başladı. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Antalya'dan da bir hanımefendi, Esma Hanım. Bu da ankilozan spondilite yakalanmış. Sadece kalçasında ve omurlarında olan ankilozan spondilit, bazılarında bu omurlarda arasında kireçlenme oluyor. Omurlar birbirine kaynıyor. Böyle yavaş yavaş eğiliyor, bükülüyor. Kalkamıyor. Şey gibi. Suna Pekuysal rahmetli, bir de bu deprem şey vardı, profesörün ismi neydi? Deprem dede diyorlardı ya, o da böyle yavaş yavaş eğilmişti. Suna Pekuysal bilirsiniz, tabii ki. Bu ankilozan spondilitten dolayı eğildi. Omurlar kaynadığı için, kalça eklemleri, omur eklemleri birbirine kaynadığı için hareket kabiliyetini yitiriyor zamanla. Bu Esma Hanım da hem ankilozan spondilit hem de kolları kireçlenmiş. Robot gibi şöyle çalışıyor, böyle hareket edemiyor, şuradan koldan hareket edemiyor böyle. Kireçlenmiş, robot gibi. Ağrıdan sızıdan duramıyor. Problem değil dedik. Şimdi bu 3 ay sonra birçok ürünü kullandı. 3 ay sonra buradaki kireçler eriyip normala dönünce normala döndü, tamam artık her türlü işi yapmaya başlamış. Kolu çıkmış. Ben aradılar, dediler ki ya kolu çıktı. Dedim ki niye çıktı? Çünkü aradaki kireç eridi. Ama içerideki kıkırdak oluşmadığı için, sıvı az olduğu için ne oldu? Kolu çıktı. Arada bir boşluk meydana geldi. Evet. Yani zaten o birdenbire bir yaştan sonra mesela dizlerdeki sıvıda da bir azalma oluyor ve onda da insanlar çok rahatsızlık duyuyor. Gece evet, uyuyamıyorlar, ağrı oluyor, iğne yaptırıyorlar. O iğneler daha da beter. Benim annem de oldu mesela. Evet. En son işte ameliyat oldu, platin takıldı. Keşke olmasaydı, çok kolaydı. Şimdi mesela bu hanımefendinin hemen birdenbire normal hayata döndüğü için kolu çıktı.
Yoksa yavaş yavaş alışsaydı bir şey olmazdı. Sonra anlattım, dikkat edeceksiniz. Çünkü oradaki kireç eridiği için orada bir boşluk meydana geliyor. Kendini zorlamayacaksın hemen. İyi şimdi değilse hemen çamaşır bulaşır. Peki yaşın etkisi yok mu? Yani her yaşta etkili olabiliyor mu? Şimdi 30-35-40 yaşında bir insanın ne bileyim vücudundaki organların işlemesiyle, yenilenmesiyle, hücrelerin ölmemiş olmasıyla 70-75 yaşındakilerin daha farklıdır 60'ın üstünde. Eklemler arasında sinovial sıvı dediğimiz eklem sıvısı var. Ne içerisinde? Çok ince bir zar içerisinde. Hı hı. Yani eklemler arasında parmak eklemleri veya diz eklemleri veya kalça eklemleri, bütün eklemler arasında sıvı var. Eklem sıvısı. Bu da çok özel bir poşet gibi incecik bir zar içerisinde. Stretch folye gibi incecik bir zar içinde. Şimdi zamanla kişi kiloluysa, sağlıksız besleniyorsa vesaire vesaire, yanlış beslenirden şundan bundan dolayı bu eklemler, kıkırdaklar böyle ayna gibidir. Evet. Hiçbirbirine zarar vermez. Ama zamanla sağlıksız beslendiği zaman kemikteki kalsiyum oranı azaldığı zaman burada kırıklar olabilir. Buna kemik faresi denir. Yani eklemde, diz ekleminde burada ayna gibi parlak olan kısımda böyle küçük kemik kırıklıklar olur. Buna kemik faresi denir. Bu olursa ne olur? Yavaş yavaş zarar verir buradaki sıvıya. Zarar verir veyahut da sinirlere zarar verir. Liflere zarar verir, kirişlere zarar verir. Çok ağrı yapıyor. Yani bu hastalığı çeken kişiler ekranların başında şu an izliyorsa bilirler. Mesela benim annemin de var dizlerinde problemi. Hiç unutmuyorum, bir ara sabahlara kadar uyuyamıyordu ya kadıncağız. Şey, iğne yapıldı birkaç tane. O iğneler, açık konuşayım, ya da benim annem de öyle oldu yani. Çok daha büyük ağrı. Artık koskoca kadın ağlıyordu sabaha kadar. Önce hiçbir şey yapamıyorsunuz. Karşısında oturuyorsunuz. Ya, yapacak bir şey o yok. O ağrı kesici çözüm değil ki. Çünkü buradaki yıpranmayı önlemiyor. Sıvının kalitesini artırmıyor. Şimdi Boswellia dedik, ak günlük. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Osteoporoz, yani kemik erimesi olan. Evet. 30 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar tedavi edilmiş. Bir. İkincisi, at kuyruğu yani 40 kilit otu kemikleri güçlendirdiği Kolombiya Üniversitesi tarafından klinik araştırmalara belgelenmiş. 3. Söğüt. Söğüdün kemikleri güçlendirdi. Ama söğüdün kabuğunun destilasyonla elde edilen ekstraktından damla drajiler. Söğüdün kendisi direkt alsanız kullansanız o yıllar alır. Evet. Bunlarla ilgili klinik araştırması var. Mesela Zehra Hanım teyze kadın 70 yaşında olması lazım. Böyle secdeye gidemiyor. Namaz kılamıyor. Doktorlar demiş ki hem dizlere hem kalçaya protez takılacak. Ya bitmiş gitmiş. Kızı var burada İstanbul'da. Beni aradı. Dedi ki annemin durumu çok kötü. İstanbul'da, Ankara'da, Zonguldak'ta bütün doktorlar ameliyat şart demişler. Dedi ki ne düşünüyorsunuz? Bakacağız. Göreceğiz. Deneyeceğiz. Peki. Kızı aldı gönderdi. Biz tabii aradan vakit geçti, unuttuk gittik. 6 ay geçmiş. Bir gün elinde bastonla bir bayan kapıyı vurdu. Dedi ki Gökçek sen misin benim? Buyur. Seha teyze geldi. Ben de bana kızacak dedim yani zannettim. Bir şey mi kabahatmış dedik, ne oldu dedim. Yok yok dedi, teşekkür etmeye geldim. Nereden geliyorsun? Zonguldak'tan, sen beni tanımadın. Görmedim ki. Kızı aldı gönderdi. Dedi ki ya ben namaz bile kılamıyordum. Oturduğum yerden başımı sallıyordum dedi. Eğilip bükülemiyordum. Robot gibi lavaboya bile zor gidiyordum. Çocuklar getiriyordum. Evet. Şimdi bak geziyorum dedi. Önce Allah'ın sonra senin sayende. Ne güzel. 6 ay içerisinde dedi gezer hale geldi. Geziyorum dedi. Burada ekstra sana teşekkür etmeye geldim. Yani bir problem kalmadı. Peki bir şey sormak istiyorum hocam. Bu mesela bitkisel tedavi, ben gerçekten inanıyorum bitkisel tedaviye. Ve kendim de hani normalde kimyasal ilaçtan uzak durmaya çalışıyorum. Ama peki yan etkisi var mı? Klinik araştırması var burada. Yani şunu soruyorum. Mesela ilgili. Diz için bir şey aldığımız zaman atıyorum böbreğe zararı olur mu? Ya da başka bir yere zararı olur mu? Bitki gerçi ama. Glukosamin mesela kimyasal, bitkisel değil. Glukosaminle ilgili biz içerisinde birkaç tane kimyasal çok madde var. Çok kullanılıyor. Çok kullanılıyor, çok yaygın. Biz de kullandık, ürettik. Glukosamin
Önce birkaç deneme yaptık. Hı. Aa, kullananlar mide rahatsızlığı sebep olur. Hemen biz onun üretimini durdurduk. Hı. Hani glukozamin söylendiği gibi yan etkileri var. Yani faydalı oluyor biraz ama yan etkileri var. Fakat at kuyruğu otu. Biz burada at kuyruğu otu. Şeytan pençesi kökü, söğüt, evet, ve ak günlük. Bunların hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Ve bunlarla ilgili klinik araştırması var elimizde. Boswellia, yani şu ak günlük. Bununla ilgili klinik araştırması var. Burada osteoporoz, kemik erimesi olan hastalar bununla tedavi edilmiş. Belge var, bilgi var. Yani ben burada herhangi bir konuda bir şey söylüyorsam belgeye dayanıyorum. Hı hı. Bilgiye dayanıyorum. Belge olmadan konuşamayız. Evet. Belge olmadan. Bazıları diyor ki çınar yaprağı iyi gelir. Yani Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu mesela, isim vereyim. Biraz da. Çünkü beni arıyor, diyor ki çınar yaprağı gönderir misin hocam? Niçin? Kemik erimesi. Ne ilgisi var? Klinik araştırması yok. Homopatide kullanılmamış, aromaterapide kullanılmamış, komisyonun bu konuda raporu yok. Hiçbir bilgi yok. Yok hoca dedi. Hoca neye göre dedi. Olmaz öyle. Ben bir şey söylüyorum mu? Söylüyorum. Ne söylüyorum? Diyorum ki Boswellia. Neye göre söylüyorum? Klinik araştırması var. Söğütle ilgili burada klinik araştırması var. Evet. Harpago ile ilgili burada klinik araştırması var. Yani benim söylemiş olduğum her şey bir bilgiye dayanıyor. Bilgiye dayanmadan, belgeye dayanmadan bir şey söylemek nedir? İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla oynamak, yanlış bilgi. En önemlisi de sağlık bu. Başka bir sağlık. Şeye benzemez. Evet. Yani sağlık ya. Sonuçta. Mesela Süleyman Bey'in annesi kemikleri o kadar incelmiş ki, içindeki kalsiyum oran o kadar azalmış ki, kadıncağız yürürken dahi bir yerde kırılma riskosu var. Hem kalçadan hem diz ameliyat olması gerekiyor. Belli bir yaştan sonra kemiklerde o olabiliyor. Kemik erimesi başlıyor biliyorsunuz. Kemik erimesi, osteoporoz. Evet, kırılma oluyor. Yaşlı da 68 yaşında ameliyat olması gerekiyor. Fakat çok ilaç, kimyasal ilaç kullanmış. Hı hı. Midede problem var, bronşitü var, karaciğer, bir sürü rahatsızlığı var, tansiyonu var. Doktorlar demiş ki bu kadar hastalık var. Biz ameliyat etsek ameliyat masasında kalabilir. Sen başka çözüm bul. Süleyman Bey de geldi bize. Kendisi doktor. Ne yapalım dedi. Yapacak bir şey yok. Kolay. Bakacağız. İksir, aloe vera jel ve bununla ilgili işte harpago, şeytan pençesi kökü, söğüt. Kullanacak, bakacağız. Aa, 6 hafta sonra dayanamamışlar. Tekrar doktora gitmişler. 6 hafta kullandıktan sonra. Kemiklerdeki kalsiyum oranı %68 yükseldiği için ameliyata gerek yok. Bizim bayimiz şimdi mesela Süleyman Bey. Ameliyata gerek kalmadı. 6 hafta içerisinde. Ondan sonra kullanmadı. Bitti gitti. Yani bu kadar kolay. Peki sizin bu kürlerinizi kullananlar bir kürü ne kadar da tüketiyor? Mesela bir ay mı, bir hafta mı, iki hafta mı? Ha şöyle. Yani yetişkin bir insan. Hı hı. Mesela burada. Ha mesela X, onu. Bu limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerde, çal, kurkuma, longa, altınbaşı, otuz, zeytin yaprağı içerir. Bütün organlardaki yağları eritir. Damarların iç yüzündeki plakları çözer. Hı hı. Aloe vera şurubu ise bu bağırsakları temizler, mantarları yok eder. Evet. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu iki sıvı, şurup 15 günlük. 15 günlük. Yani günde 3 defa 2 çorba kaşığı. Ha fazla alırsa 3 yerine 4 defa alırsa iyileşme süreci 6 ay yerine 4 aya iner. Hı. Yani kişi 3 defa yerine 5 defa da alabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. Zararı, yan etkisi yok. Kimyasal bir şey yok. Evet. Hatta yeni doğan bebekler bile verilebilir.